Selam arkadaşlar, yepyeni bir eğitimle tekrardan birlikteyiz. Bu dersimizde Adobe Illustrator kullanarak 20 farklı tipografi tasarımı yapacağız. Aslında bu ders gelmeden önce sıfırdan ileri seviye CorelDRAW dersini yayınlamayı düşünüyordum. Ama onun da çekimlerine başlamadım. Çünkü haftaya mezun oluyorum. 4 yıllık grafik tasarım serüvenimin sonuna geliyor. Bu hafta yoğun olduğum sebebiyle mağdur olmamanızın adına bugün böyle bir ders çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Zaten kanalımda sıfırdan ileri seviye Adobe Illustrator dersleri, Photoshop, Premiere, Adobe InDesign, After Effects dersleri mevcuttur. Kartlardan izleyebilirsiniz. Derse geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Unutmayın. Beğeni ve yorumlar videolarımız için çok önemli. Hadi şimdi derse geçelim. Bir adet yaz tipi tasarım yapmak beni pek doyurmadı. Dedim 20 farklı yapayım. Beni izleyenler de dopdolu bir eğitim almış olur. Bu dersin içinde yapacağımız 20 farklı tasarımı izlediğiniz zaman çok iyi seviyeye gelmiş olacaksın. Bunları önceden ders çekmeden önce hazırlamıştım. Buralarda ders çekerken esnada canlı bir şekilde yaparım. Oraları doldurmuş olurum. Zaten kapakta gördünüz buralara ne geldiğini. Hemen birinci sıraya gelelim. Bunun aynısını yapalım. Grafik sanat. Ben böyle bir renk cümbüşü yaptım buraya. Farklı birbirine yakın renklerle. Aynı zamanda kapak tasarımı da yapmış olacağız. Hemen buraya geldik. Grafik sanat yazdık. ESC'ye bastık. Taba bastığımız zaman buralar görünüyor arkadaşlar. Bakın. Hemen arasındaki boşluk var. Alta bastık. Yön tuşuyla yukarı doğru aldık. ESC'ye bastık. Biraz büyütelim. Tamamdır. Font olarak buradan ben Helvetica kullanacağım. Helvetica. Bold. Tamamdır. İyi bakın. Burada renkleri açık bir renk kullanalım. Yani buradan bakın açık. Stroke olmasa da olur. Şimdilik olmasın. Bir bakalım nasıl olacak. Şimdi buna koyu bir renk kullanalım. Tamamdır. Şimdi arka plan açık bir renk olduğu için ön plandaki yazı koyu olacak. Burada şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Buradan efekte geliyoruz. Daha sonra distort, buradan transform'a geliyoruz. Bakın buraya geldik. Buradan çizdiğimiz bu yazdan kaç tane olmasını istiyor kopyasını. Mesela 30 yaptım. Bunlar ise bakın arttırdığımız zaman sağa sola doğru gidiyor. Mesela bunu 99 yaptık. Aşağı indirdiğim zaman bakın aşağı doğru gitmiş oluyor. Arttırdığımız zaman 103 yaptık. Bakın bu şekilde olabiliyor. Bununla ise dönüyor bu şekilde. Gördüğünüz üzere bakın bu şekilde farklı işlemler olabiliyor. Yani biz böyle olmasını isteyelim. Bakın bu şekilde arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bu örnek bir yaz tasarımımız mesela. Bunu biraz küçültelim. Mesela şöyle yapalım. Bunların dışını beyaz yapalım. Bayağı bir küçültelim. Hatta buradan 5 verelim. 0, 0, 5. Tamamdır. Buradayken object'e gelip expand yapıyoruz. Bunu hemen geri obje yaptık. İyi bakın. Shift tıkladığım zaman hemen bunu seçiyorum. Bunun rengini. İyi bakın rengini bu şekilde yaptım. Gördünüz mü? Bu şekilde bir efektimiz olmuş oldu. Bu bir yazı efekti. Bu birinci yaptığımız işlem. Hemen ikincisine gelelim arkadaşlar. Grafik yazmışım. Altına bir gölge eklemişim. Bunun rengini de hemen bundan Ctrl C, Ctrl F diyerek bir tane kopyasını alıyorum. Buraya aldım. Şimdi bunu siyah yapacağız. Tamamdır. Bunlar bunu her ikisini seçip Object'e gelip buradan iyi bakın Blend'e geliyoruz. Buradan make diyoruz. Daha sonra shift tıklıyoruz blend'e. Buraya gelip bu sayıyı arttırıyoruz. Bakın arttırdığımız zaman gördüğünüz üzere bayağı bir dolmuş oldu. Daha sonra buradan Windows'a gelip Transparency'den normal de Color Brown diyoruz buradan. Transparency'ye geldiğimiz zaman tamamdır buraya geldik. Hemen Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bir tanesini aldım işte. Hemen bunu biz Object'ten expand yapalım. Sağ tıklayalım. On grup diyelim. Tamamdır. Sadece üsttekini almamız yeterli. Bunları geri silelim. Bunları ikisini seçip buradan ortalıyoruz. Bakın. Her ikisini buraya getiriyoruz. Bunun rengini sarı yapalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir efekt vermiş olduk. Bunu hemen üste alalım. Burada yine grafik yazıyor. Hemen buraya gelelim. En alta
Buraya yazalım. Bunda bakın altında bir gölge var. Görüyor musunuz? Hemen buraya gelelim. Bunun rengini yine koyu yapalım. Stroke'unu kapatalım. Tamamdır. Buna bir gölge vereceğiz. Windows'a geliyoruz. Efekte geliyoruz. Burada Slice Drop Shadows diyoruz. Bakın efekti geldi. Hemen bunu aşağı doğru indirelim. Biraz kapatalım. Bu şekilde olsun. Tamamdır. Böyle yeter. Bakın. Bu şekilde oldu. Ama buna bir stroke efekti verelim. Tamamdır. Hemen biz buna yine efekte geliyoruz. Distort Transform'a geldik mi? Hemen kopyasını alalım. 10 diyelim. Buradan sağa doğru çektiğimiz zaman bakın. Böyle olmuş oldu. Gördünüz mü? Mantık olarak bu şekilde olmuş oldu. Tekrardan bunu expand diyoruz. Expand dediğimiz zaman o komuttan çıkıyor. Buraya tekrardan geldik. On group diyoruz. On group diyoruz. Buradan rengini mesela böyle yapalım. Tamamdır bakın. Çok güzel bir yazı efektimiz oldu. Onu da üste alalım. Burada bu efekti yapalım arkadaşlar. Buraya geldik. Bunun rengini hemen bu yapalım. Tamamdır. Fontunu değiştirelim buradan. Buradan bu fontu kullanıyorum arkadaşlar. İsmi bu. Ekstra aratabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Object'e geliyorum. Transform. Hemen bunu seçiyorum. Buradan vertical seçili olacak. Ok dediğim zaman bakın yazı biraz yukarı doğru esnetmiş oldu perspektif olarak. Tamamdır. Daha sonra sağ tıklayalım bunu. Şimdi bunu komple bakın kontür vereceğiz ama kontür vermeden önce buraları birleştirelim ki kontür düzgün versin. Eğer birleştirmezsek kontürü bu şekilde verir. Bakın. Bu şekilde verir. Gördünüz mü? Buralarda bir sıkıntı olur. Bunun oluşmaması için arkadaşlar buna Windows'a gelip Pathfinder'dan buna bir kere tıklıyoruz. Bakın hepsini birleştirmiş oluyor. Daha sonra kontür verdiğimiz zaman bakın artıralım. Buraya tıklayalım. Dışını seçin diyelim. Burada yumuşatalım. Bakın bu şekilde olmuş oldu. Tamamdır. Buna tekrardan Windows'a gelelim. Efekte gelelim. Distort. Transform. Bunu artıralım. Bir diyelim. Tamamdır. Artırdığımız zaman bakın bir derinlik hissi vermiş oldu. Gördünüz mü? 3 olsun. Şimdi mesela bunu yaptık ya. Mesela bunu aşağı indirelim. Ctrl-C, Ctrl-F diyelim. Aynısını kopyalalım en üstüne. Sağ tıklayalım. Arrange'den en alta indirelim. Burada arkadaşlar iyi bakın. Buradayken Appearance'e gelelim. Burada Transform efektini vermiştik. Tekrardan tıklıyoruz. Buradan arttıralım. Arttırdık mı? Arttırdık. Bu en alta geldi ya. Onun da rengini değiştirelim mesela. Böyle bir renk olsun. Gördünüz mü? Daha sonra bakın, tekrardan Ctrl-C, Ctrl-F diyorum. Sağ tıklıyorum. Arrange'den en altı seçiyorum. Bu Appearance nedir biliyor musunuz? Bu Appearance verdiğimiz efektlerin layers kısmı burada. Yani biz Transforms'a tekrar girdiğimiz zaman bu efekti düzenleyemeyiz. Ama buradan tekrardan tıkladığımız zaman düzenleyebiliyoruz yerinden. Onu 11, 12, 13 yapıyoruz. Bu da rengine ekstra değiştirelim. Bakın bu şekilde bir sağ tıklayalım. En üst alalım. Bakın bu şekilde bir yazı efektimiz olmuş oldu. Gördünüz mü? Çok da güzel, şirin oldu. Mesela en alta bir de gölge ekleyelim. Efekte geldik. Drop Shadows. Bakın gölgemizi ekledik. Aşağı doğru indirelim. Biraz açalım. Sağa doğru. Tamamdır. Ya kısalım gölgeyi. Tamamdır. Bakın. Çok da güzel bir tasarım olmuş oldu. Bunu yapalım hemen. Grafik sanat. Grafik sanat yazdık arkadaşlar. Fontu ben Helvetica yapacağım. Neden Helvetica? Çünkü hem güzel hem de beni yormuyor ekstra bir şey seçerken. Normal klasik bold yapalım. Alt tuşuna basıp yön tuşlarıyla yukarı doğru çektiğim zaman ekstra düzeltiyor. Bunun rengini de bunu verelim. Kontürünü kapatalım. Biraz daha büyütelim. Tamamdır. Sağ tıklıyorum. Convert'li yaptım. Tamamdır. Şimdi buna Ctrl-C, Ctrl-F diyorum. Alt ve Shift'e basarak küçültüyorum.
Küçülttüğüm zaman buraya geliyorum. Bunun rengini biraz koyu yapacağım. Tamamdır. Bunu tekrardan sağ tıklıyorum. En üste aldım. Sonra her ikisini seçiyorum. Blend'e geliyorum. Buradan Blend'den Make diyorum. Araya bir yazı eklemiş oldum. Hemen burada Blend'e çift tıklıyorum. Buraya geliyorum. Buradan ekstra arttırıyorum. Bakın. Arttırdığım zaman gördüğünüz üzere 35 50 olsun. Bakın bu şekilde bir yazı efekti yapmış oldum. Tabi ekstra bunun rengini bakın bu şekilde de olabiliyor. Bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Daha sonra Object'e gelelim. Expand diyorum. Bunu komuttan çıkarıyorum. Sağ tıklıyorum. On Group diyorum. Bu baştaki yazının rengini değiştireceğim. Bunu yapalım mesela. Hayır olmadı. Açalım bunu. Biraz daha beyaz yapalım. Bakın biraz daha beyaz yaptım. Küçük bir kontür verelim. O kadar ki belli olsun. Çok sıkıntı oldu. Sıfır diyelim. Tamamdır. Bakın bu şekilde bir yazı efektimiz oldu. Sırada bu var. Bunu yapalım arkadaşlar. Hemen buraya geldik. Bunun rengini tabii ki de verelim. Kontürünü kapatalım. Bunu biraz sola doğru döndürüyorum. Kontürünü kapatalım. Şimdi burada bir araç vardı. Sanırım ben güncelledikten sonra kayboldu. Burada perspektif ikonu vardı. Sizde olursa onu kullanabilirsiniz ama sıkıntı yok. Ben Flat Transform'da da yaparım. Buraya tıkladık. Buraya geldiğimiz zaman bakın buraya köşeye geliyoruz. Kontrol tuşuna basıyoruz. Kontrol ve Shift ile bu şekilde büyütüyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Kontrol ve Shift ile buradan da büyütüyoruz. Bakın ne oldu? Bir perspektif vermiş olduk. Gördünüz mü? Biraz kısıyoruz. Alt ve Shift'e basarak buraya doğru bir tane kopyasını alıyorum. Tekrardan bu araca geliyorum. Kontrole basıyorum. İyi bakın. Buradayken kontrole basıyorum. Bu şekilde biraz daha dik yapıyorum. Yani perspektif olarak. Sonra her ikisine tıklıyorum. Object, Blend'den Make diyorum. Aralarını doldurdu. Aralarını doldurduğu zaman bakın. Buraya geliyoruz. Bir kere buna tıkladığım zaman yakınlaşayım. Buna tıkladığım zaman sola doğru çektiğim zaman birleştiriyor. Tamamdır. Şimdi böyle bir özellik verdi. Buna hemen expand diyorum. Tamamdır. Bunlara ben bir gradient ekleyeceğim. Bir kere tıklıyorum bunlara. Gradient'imiz vermiş oldu ama gradient renklerini ben bir kere buna tıklıyorum. Buradan kalem arıyorum. Burası bu olsun. Tamamdır. Gradiyenimiz de tamam. Ctrl C, Ctrl F diyorum. Shift'e basıp döndürüyorum. Bu şekilde. Bakın. Böyle bir yazı efektimiz olmuş oldu. Bunu da buraya alalım. Grafik yazdım. Bunun fontunu ben biraz yumuşatayım. Karakterden. Yumuşak bir font kullanalım. Tabi iyi olmadı ama sağ tıklayalım. Bunu I yapalım. Dur. F'yi sildim. Tamamdır. Grafik. Alt ve Shift'e basıp kopyalıyorum. Buna nokta ekliyorum. Bu da buraya gelsin. Tamamdır. Bakın. Her ikisini seçip Create diyorum ve bunu convertliyorum. Daha sonra her ikisini seçip Ctrl G diyorum. Grup yaptım. Şimdi biz burada kontürü şöyle vereceğiz arkadaşlar. Buradan değil de Object'e gelelim. Page'den Offset Page diyoruz. Bakın kontürünü buradan vermiş olduk. Gördüğünüz üzere. Bakın. Tamamdır. Bunu Road yaptığınız zaman yumuşak oluyor. Ok diyelim. Tamamdır. Bakın kontürümüzü vermiş olduk. Bu şekilde. Daha sonra Object'e gelip Expand diyoruz. Daha sonra Shift tıklayalım. Bakın bunları Shift'e basıp bunları seçiyorum. Tamamdır. Ctrl X diyorum ve Ctrl V diyorum. Kalem aracını alıp bunu seçiyorum. Yuvarlan var. Yuvarlanma da Ctrl X diyorum. Ctrl F diyorum. Kalem aracını seçip bunu alıyorum. Hepsine tıklıyorum. Bu yapalım. Kontürlerini kapatalım. Bununla Windows'a gelelim. PartFind'dan bunu tamamdır. Şimdi ben biraz hızlı anlatıyorum ama
Zaten bu dersi izleyenlerin Adobe Illustrator dersini muhakkak temelden ileri seviye izlemiş olmalarını istiyorum. Açıklama kısmında var. Bu kısmı da buna tıklayalım. Tamamdır. Şimdi her ikisini, şimdi sadece bu yazıları tıklıyorum. Grup yapacağım. Bakın Ctrl G'ye bastım. Şimdi buna tekrardan Windows'a geliyor. Efekte geliyorum. 3D diyorum. 3D klasiği kullanacağım. Sizde yeni sürüm olmayabilir. 3D klasiği seçtim. Burada front diyelim. Karşıdan bakımı. Bunları arttıralım. 11, 12. Tekrardan böyle yaptık. Bakın. 12 oldu. 0 olsun. Biraz kısalım. Tamamdır. Nine'a gelelim. Tal diyelim. Kenarları yumuşak olsun. Bunu biraz inceltelim. Bunu 1 yaptık. Ama buralar biraz kırıldı. Appearance'e geliyoruz. Tıklıyoruz. Bakın burada. Bakın 3 boyutlu bir program olmadığı için bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Nine diyelim biz en iyisi. Araştırmayalım. Ok dedik. Tamamdır. Tekrardan buraya geldik. Buna da aynı şekilde Windows'a geliyoruz. 3D, 3D klasik, Extrude, Front diyelim. 12 yapalım. Diğeriyle aynı olsun. Bunu da 12 yapalım. Bakın bu şekilde bir efektimiz olmuş oldu. Bunu da buraya alalım. Hemen buna gelelim. Bu nasıl yapılıyor? Tekrardan buraya geldik. Bu kısma yapalım bunu. Helvetica'dan Bolt yaptık. Tamamdır. İyi bakın. Hemen bir daire çizelim buraya. Daire çizdik ya. Her ikisini tıklıyoruz. Object'e geliyoruz. Buradan iyi bakın. Bunu seçiyoruz. Hemen içine almış oldu. Mesela iyi yukarıda olduğu için sıkıntı oldu. O yüzden ben bunu O olarak değiştireceğim. Tamamdır. X'ini Shift'e basarak tıklıyorum. Object, Export, Make diyorum. Bakın içine doğru aldı. Aldı ya. Buradan ben rengini sağ tıklıyorum. Bakın object'e geliyorum. Expand diyorum. Bunun rengini kahverengi yapıyorum koyu. Kontürünü siliyorum. Tamamdır. Buradan Ctrl C, Ctrl F diyerek Shift alta basarak küçültüyorum. Bunu sağ tıklayalım. Bunu en üst alalım. Bu küçülttüğümün rengini buradan koyu yapıyorum. Her ikisini seçiyorum. Object'e gelip Blend'den Make yapıyorum. Tamam mı? Make yaptığım zaman aralarını dolduruyor. Buradan ekstra arttırıyorum. Arttırdığım zaman bakın. 100 yapalım. Ok diyelim. Tamamdır. Expand'dan Expand diyoruz. Tekrardan buraya geldik. Çift tıklıyorum. Tıkladığım zaman bunları ayrıca seçebiliyorum. Seçtiğim zaman Ctrl X diyeyim. Ctrl F diyorum. Bu şekilde etki olmuş oldu. Tekrardan bunu yukarı alalım. Hemen bunu yapalım. Sağ tıklayalım. Convert diyorum. Buradan efekte geliyorum. 3D. 3D klasik. Extrude diyorum. Bunu ben 0 yapıyorum. Buradan izometrikten left yapıyorum. Ya da tap yapayım yatay. Ok diyorum. Tamamdır. Buradan object'ten expand diyorum. Küçült biraz. Alt ve shift'e basıp aynısını kopyasını aldım. Aynısını aldım. Her ikisini seçiyorum buradan. Object'e geliyorum. Blend, Make diyorum aralarını ekstra. Buradan çift tıklıyorum. Bu sayıyı artırdığım zaman artmış oluyor bakın. 100 yaptım. Bıraktım. Tamamdır. Object'ten expand diyorum. Buna ben buradan bir gradyen ekliyorum. Gördüğünüz üzere. Daha sonra sağ tıklıyorum. On group diyorum. Buradan bakın. En üstü seçtim. Sağ tıklayalım. Bunu en üste alalım. Rengini.
Gördünüz mü? Daha sonra buraya geldik. Bunun da rengine. Biraz açalım renklerini. Tamamdır. Bakın bu şekilde bir güzel bir efekt olmuş oldu. 3 boyutlu. Buraya geldik. Buradan bir G yazıyoruz. Tamamdır. Shift'e basıp büyüttüm. Sağ tıklıyorum. Convert yaptım. Daha sonra bunu seçiyorum. Buradan ekstra gelin. Kontrol ve Shift'e basıp büyütüyorum. Kontrol ve Shift'e basıp buradan da büyütelim. Tamamdır. Bakın bu şekilde. Biraz küçülteyim. Ctrl C, Ctrl F diyorum. Bir tane kopya sağlıyorum. Tekrardan bunu seçiyorum. Ctrl'e basıp burada tamamdır. Küçültelim. Her ikisini seçiyorum. Objekten blend'e gelip make diyorum. Aralarını dolduruyorum. Çift tıklıyorum. Buradan ekstra 4 tane vermiş oldu. Daha sonra object'e gelip hepsini expand yapıyorum. Ve buradan bir gradyen veriyorum. Bakın. Gradyen verdim. Ay bunların rengi buradan sarı olsun. Bir kere tıklıyorum. Kalem aracını alıyorum. Bir kere tıklıyorum. Sarı olsun diyorum. Küçültelim. Ctrl C, Ctrl F diyoruz. Buradan çift tıklıyorum. Vertikal tersine. Tamamdır. Bu şekilde bir yazı efektimiz daha oldu. Bunu da alalım. Hemen bunu yapalım. Şimdi burada şöyle bir şey kullanacağız. Bakın burada dairemizi çizdik. Bunu hemen bunu seçtik. Tabii bunun gradyeniyle oynayalım. Tekrardan. Bakın buradan white'a gelelim. Bu kahverengi olsun. Tamamdır. Bu şekilde yeterli. Alt ve Shift'e basıp kopyasını aldım. Her ikisini seçiyorum. Blend'e geliyorum. Blend'e geldim. Bekliyorum. Aralarını dolduruyor. Shift tıklıyorum. Buraya geliyorum. 200 yapıyorum. Bakın 200 yaptım. Ok dedim. Bakın aralarına bu şekilde doldurdu. Daha sonra bunu yukarı alalım. Fırçamızı seçelim. Bakın burada fırçamız var. İçini kapatalım. Siyah olsun. Tamamdır. Buradan küçültelim. Burada mesela Adem yazalım. Fırçayla Adem. Tamamdır. Bu şekilde oldu. Her ikisini seçiyoruz. Object'e geliyoruz. Blend. Blend. Buradan Replace Span diyoruz. Bakın hemen içine doğru geldi. Mesela buna çift tıkladığımız zaman bunu biraz küçülttüğümüz zaman o da küçülüyor. Tekrardan buna tıklayalım. Bunu da küçültelim. Buradan tekrardan buna tıkladık. Küçülttük. Tamamdır. Çift tıklayalım. Aralarını ekstra dolduralım. Mesela 600 yaptık. Ok dedik. Çift tıklıyorum. 900 dedik. Ok dedik. Bakın. Adem. Bu şekilde bir Adem olmuş oldu. Normal fonte bu... Normal font yazdığımız zaman bu şekilde etki olmuyor. Fırça aracıyla muhakkak çizmek lazım. Yoksa bu etkiye ulaşamıyoruz. Bunu da buraya alalım. Hemen bunu yapalım. Bir A harfi çizelim. Artıralım. Kopyasını. Buna da ne yapalım? Sağ tıklıyorum. Convert'liyorum. Hemen buradan çizgi seçiyorum. Bakın bu şekilde bir çizgimi seçtim. Buna bir convert verdim. Tamamdır. Bakın bu şekilde. Hemen alta bastım. Shift'e bastım. Kopyaladım. Hepsini seçiyorum bu şekilde. Windows'a gelip yol bulucumu açıyorum. Buradan Pathfinder. Buna tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın kesiyor. Sağ tıklıyorum. On Group diyorum. Bakın bu şekilde kesiyor. Önce bu üstünü seçiyorum. Ayıralım böyle. Bunları seçtik. Her iki ortadakilerini seçelim. Bunu silelim burada. Ortadakilerine geldik. Efekt 3D, 3D klasik. Extrude diyoruz. Bunu 0 yapalım. İzometrik left diyoruz.
Ok dedik mi? Dedik. Tamamdır. Daha sonra üstleri seçiyoruz. Efekte geliyoruz. 3'te klasik. Buradan da tap diyoruz. En altı seçiyoruz. Buradan da 3'te. 3'te klasik. Extrude. Bunları da kısalım. Buradan tap diyoruz. Bakın oldu mu? Tamamdır. Şimdi bunu hemen aşağı indirelim bu şekilde. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde bir efektimiz olmuş oldu. Bakın aralarını hatta biraz boşluk bırakalım ki. Bakın. Tabi bunların rengini biraz değiştirdiğimiz zaman bu ne biraz sıkıntı oldu ya, bunu silelim. Uğraşamam şimdi. Tamamdır. Bu A tamamdır. A'yı buraya aldım. Mantığını anladınız yani, bu şekilde oluyor. Şu gölgeyi yapalım. Rengini bu yapalım. Kontürünü kapatalım. Sağ tıklayalım. Convert diyelim. Daha sonra pen tool ile bakın buradan keselim. Kestiğimiz zaman tamamdır. Her ikisini seçip buradan Pathfinder, buna tıklayalım. Sağ tıklıyorum. On group dediğim zaman bakın buraları kesmiş oldu. Shift'e basıyorum. Buraları aldım. Ctrl X diyorum. Buraları sileyim. Ctrl F diyorum. Ctrl G diyorum. Grupluyor. Bakın bu şekilde. Daha sonra buna bir gölge verelim. Efekten. Stylize. Drop Shadows. Gölgeyi yukarı doğru alalım. Artıralım. Tamamdır. Bakın bu şekilde olabildi. Bunu tekrardan buraya katalım. Bu da böyle bir efekt olmuş oldu. Tamamdır. Bunu da aldık. İyi bakın. Bununla sağ tıklayalım. Seçtik. İyi bakın. Ctrl C, Ctrl F diyorum. Alt ve çift'e basıp en alta alıyorum. Daha sonra rengine bayağı bir koy yaptım. Bu her ikisini seçip sağ tıklıyorum. En üst alalım. Tamamdır. Bu yukarıdan. Bunları alayızdan ortalıyorum. Bu şekilde. Bunlar da aynı zamanda. Ortaladım. Bunu hemen object'ten, blend'ten make diyorum. Shift tıklıyorum. Arttırıyorum. Bu şekilde. Aynısını buna yapıyorum. Bakın object'e gelelim. Make dedim. Bakın bu şekilde oldu. Daha sonra çift tıklıyoruz. Bunu sağa doğru çektiğim zaman bu sağa doğru gelmiş oluyor. Buna çift tıklayayım. Bundan sola doğru çektiğim zaman da sola doğru gelmiş oluyor. Her ikisini tıklıyorum buradan. İyi bakın. Bakın bunu biraz sağa çekeyim. Buradan expand diyorum. Buna da expand diyorum. Ctrl X diyorum bir kere seçip. Ctrl F diyorum. Burada rengini açmış oldu. On group diyorum. Rengini verelim. Bakın bu şekilde olmuş oldu. Bu da ikinci yaptığımızdı. Hemen bunu yapalım arkadaşlar. Grafik sanat dersleri. Buraya geldik. Şimdi bunda efekte geliyoruz. 3'te. 3'te klasik extrude ediyoruz. Bunları hemen 0 yapalım. Derinliğini 0 yapalım. Left diyoruz. Tap olsun. Tamamdır. Buna gelelim. 3D'ye. Buna da bunda 0 yapalım. Buna da left diyelim. Derslerine aynı zamanda ona da buradan tap diyoruz.
Kıstık böyle. Tamamdır. Bakın bu şekilde ayrıca olmuş oldu. Daha sonra hepsini seçelim. Buradan renkleri bayağı bir soldu. Expand diyorum. Tamamdır. Renklerini direkt bunu yapalım. Ctrl Y diyerek. Grafik yazdık. Alt ve Shift'e basıyoruz. Sanat. Alt ve Shift'e basıyoruz. Dersleri. Tamamdır. Şimdi buraya geldik. Efekt 3'te klasik. Bunu taplıyoruz. Bu mesela 70 olsun. Buna da aynı efekti verelim. Taplıyoruz. Bu da 50 olsun, 60 olsun. Dersleri buna da gelelim. 3'te klasik. Bu da 50 olsun. Küçültelim biraz. Küçülttüğümüz zaman bakın Shift'e basıp kalem aracıyla bakın bu şekilde olmuş oldu. Hemen buraya gelelim. Burada 3 boyutlu bir şey yapacağız. Tekrardan grafik sanat yazdık. Şimdi biz bunu sağ tıklayalım. Buradan bakın. Buradan sembol yapacağız. Sağ sembolün içine attığımız zaman sembol diyoruz. Bakın bunu bir sembol yaptı. Bu ne işimize yarayacak? Hemen buradan bir dairemizi seçelim. Efekte gelelim. 3'te klasik. Bunu seçelim. Bakın. Buradan ekstra artırabiliyoruz. Bakın. Düşelim. Burada map diyoruz. Map'e geldik. Noyun'dan bakın new symbol. Sembolümüzü buraya atmış oldu. Buna tıkladığım zaman o siyahlık görünmüyor. Daire sadece yazımız görünüyor. Tamamdır. Ok diyelim. Ok diyoruz. Bakın buraya geldi. O kadar ki böyle küçük bir efektimiz olmuş oldu. Grafik sanat. 3D'ye geldik buradan. Extrude. Bu arada konuşmalarımı umarım anlıyorsunuzdur. Çünkü uykusuz çekiyorum. Tap dedik. Tamamdır. Düşürelim. Tamamdır. Buna hemen objektten expand diyoruz. İç dolgu buraya verelim. Kontür. Bakın bu şekilde bir yazımız olmuş oldu. Bu da ayrıca bir efekt olmuş oldu. Hani kullanmak isterseniz bu şekilde grafik, sanat, dersleri, YouTube'e tamamdır. İyi bakın. Dersleri yazdım. Sanat, YouTube'e. Hemen brush'ı seçip buradan brush'ın içine atalım. Buradan pattern diyelim. Ok dedik. Olmadı. Şimdi convertlememiz lazım. Tekrardan attık. Paten dedik. Oldu. Oh dedik. Bunu tekrardan silelim. Bir dairemizi seçelim buradan. Kontür atadık. Bu kontürü buna tıkladığımız zaman bakın hemen etrafında şekillenmiş oldu. Stroke olarak. Bakın bu şekilde ekstra. Daha sonra buradan efekte gelip Transform, Distort. Bunu artırdığımız zaman biraz artırdık. Küçültelim böyle. Bunları sıfır yapalım. Bunu da 80 yapalım. Sonra döndürelim. Tamamdır.
aralarına. Bakın bu şekilde objekten expand diyoruz. İçini boşaltalım. Tamamdır. T'ye bastık. Daha sonra T aracımızdan gelip bunu seçelim. Tıkladık buraya bakın. Grafik yazdık. Küçülttük. Bunu biraz kontrol ayarımızı küçültelim. Grafik. Sanat. Dersleri. Tamamdır. Grafik sanat. Dersleri. YouTube dedik. İyi bakın. Bu şekilde tamamdır. Shift tıklıyoruz. Artırdık. Şimdi burada renkleri değiştirelim. Dersleri. Bunun rengi. Bu olsun. Yeşil olsun, pembe olsun, distort, transform. İyi bakın, artırdık. 20 yaptık, bunu içe doğru küçültelim. 80 yaptık. Bu şekilde. Bakın gördünüz mü? Kendi içinde döndürelim. Ok diyelim. Tamamdır bakın. Mesela buradan ekstra renkleriyle oynayabiliriz. Bunu seçtim. Grafiğin rengi. Bu olsun. Bu derste arkadaşlar tam 20 farklı Adobe Illustrator ile yazı tasarımı nasıl yapılır? Bunu öğrenmiş oldunuz. Dediğim gibi ben bir derse sadece bir efekt nasıl yapılır göstermekten ziyade 20 tane yapmayı tercih ettim. 20 farklı efekt öğrenmiş oldunuz. Sizlere tavsiyem muhakkak bunları yapın ve ödev veriyorum. Bu gördüğünüz bütün efektlerin aynısını kendi isminizi yazarak bu şekilde yapın. Ve aşağıda Telegram kanalımızın linki olacak. Oraya katılarak, orada paylaşarak bir benden ve grup üyelerinden yorum alabilip kendinizi geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi Adobe Illustrator dersinin sıfırdan ileri seviye zaten YouTube kanalında var. Kartlarda görüyorsunuz. Aynı zamanda sıfırdan ileri seviye Adobe InDesign, aynı zamanda sıfırdan ileri seviye Adobe Premiere, After Effects ve Photoshop'un dersleri yayında ve bu dersten sonra büyük ihtimal CorelDRAW sıfırdan ileri seviye dersi gelecek. Onu da bekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğenebilirsiniz. Bu videoya 1000 beğeni gelirse arkadaşlar, bakın 1000 beğeni gelirse bu efektlerin retro tarzında nasıl yapılır? Retro nostalji olarak 20 farklı tasarım ekstra yapacağız. O da ayrıca bilginiz olsun. Bakalım 1000 beğeni gelebilecek mi? Çünkü insanlar beğeni istediği zaman geliyor. Ben de istiyorum bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.